Gepler Azatlık Radyosu. Bu üstüdün efire çıkanı. Türkmen halkının öz ilkinci ve yeketek erkin radyosunu dinləp başlanına 1 Mart'ta 70 yıl oldu. Entek Döredilmedik Radyo'nun ilkinci maslahatlarının başlayıp öz kararsızlık fikirleri, isleyen respublikaların gelecekte SSR'ın düzümünden çıkmak hukuku var adakı talepleri bilen tanılan Amanberdi Murat 1952 yılın 15. dekabrında Azatlık Radyosu'nun Türkistan redaksiyasının müdürlüğüne belleniyor. Gepler Azatlık Radyosu'nun sözler bilen Azatlık'ı dünya uçlan Halife jurnalist Murat Tez Murat sonra Halife jurnalist Nazar Hudayver'de radyanın ilkinci geplesi vardı gurrun verenle Azatlığın halka yüzlenip aydan sözlerini hem yatlattı. Gödül belki sol sözleri bililikte dinleriz. Edil şugun ki aliyadında ilkinci çıkışımız halkımıza ve dinleyicilerimize yüzlenme oldu. Şu Azatlık Radyo Stansiyası'nın işe başlandığı arasında buluşturuluk haber mağlumat oldu. Şu vakit biz öz yüzlenmemizi ahirin indi bizim öz sesimiz var. Stalinistik polisay terrori sizi vatanda sembolmakluğa mecbur ediyor. Ama biz dışarı yurttan korkusuz ve persiyelçiliksiz sözler biliyoruz deyip başlattık. Yoşun 2. Jahan Urushundan soň döredilen dünya düzgünlörünün arasında diýdim zor SSR'ın düzümünde alarsız galyan halklar üçin ençeme dilde gepleşik taýýarlajak Azat Radyo'nun göz başında beýleki halkların vekilleri bilen bir hatarda türkmenler hem tarihe girdi. Olar bugün 70 ýaşan radyonun düýünü tutup türkmen halkının maglumat il yeterliligini giňeltmekde tarihi iş ettiler. Hawa, gödel, doğrudanam bir şeýle bardy. Amanberdi Murat, Murat Tez Murat, Allah Murat, Hal Murat yali odolki Sovet eskerleri, şeyle de Urus şehirleri, Stalinçilik represiya sebepli gün vatarda kalıp, öz halklarının azatlı uğrundaki göreşe koşurup, 1990 yıllardan son hassa zirur olacak maglumatlar için kapaştılar. Beyleki Sovet halklarına bugün BBC, Amerika'nın sesi yali karşısız neşirler hemma. Emma Türkmenlerin dini azatlık radyosu var. Yuşan son olara Sovet koşunu sebeple Uganistan'dan çıkan Muhammed Zerif Nazar, Türkmenistan'dan çıkan Nazar Hudayverdi, Hudayverdi halli yali jurnalistler hem koşuldu ve azatlığın tegelekste ol sekvetteşliği interviewleri Türkmen intelligensiyasının has giyin pükür alışmalarına yol açtı. Gödel Zerif Nazar'ın müdür olan yıllarına radyanın günlük efire verilen orijinal gepleşikleri bir yarım. İki sağda senli köpöldürlü. Ol Aşgabat'a varıp Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti bilen duğuşup onun intervyu hem aldı. Belki bu arada onun öz veren gururlarını bilelikte dinleriz. O olur diyeyim. Derivağı siz azatlığın İşgari hükmünü, azatlığın, jurnalist hükmünü, yollaşı hükmünü, Türkmenistan'ın prezidenti bilen ya da Türkmen hakimiyetleri bilen en yakın katmış grup bilen adamların bir hükmünü Azatlık Radyosu'nun tarihine verdiniz. Siz Sapar Murat Niyaz filan ne hili katmış kurununuzu görürüm verseniz, Tomas Açılır'ımıza. Yoşan birinci nöbette ruhsat versen Azatlık Radyosu'nun 70 yıllığını size bütün kulluğa, işgarlarımıza, işgarlara, hemelerine ve bütün dinleyicilerimize tüsörükten kutluyorum. İnşallah sen hem azat kovu olur gider diyorum. Sizin soranınıza gelenimizde bir ne çıkacak fırsat buldu. Ben Sapar Murat Niyaz ile duştum. Birinci, en mühimden başlasak da Almata Deklarasyası'nda buldu da. Almata Deklarasyası'nı 1991 yılın dekabrında oldu da, şonda ben Ağırbaranımda Türkmenistan'a niyet edip barıptım da, vize veren yok Türkmenistan'da. Şol zalda oturumuzda 11 prezident şu vakit katnaşıptı. Boris Yeltsin, son Sapar Murat Niyazov, İslam Kerimov, son Sapar Manabol Nazarbayev dağlar katnaştılar. Yani 3 prezident de Baltik bilen Ukrayna mı hayısı katnaşı bilmediler de. Şonda Sovet Sayyuzunu dağıtmak boyunca bir deklarasiya kol koyuldu. Şu konferansiya söz aldı, benim vardım. Sonunda oturumda, son tek başlamanka
Prezident Sapar Murat Niyazov şu elbiler bana gel beri diyor da. Dördü hopsuzluk meselesi var. Ondan benim çekinip gidilmedim. Sonra yine gel dedi. Yine de ben mama diyorsanız desem o gel dedi. Sonra ben yine oturdum korkutuyor da 11 prezident bari öyle vardım. Bu ne iş var ki deyip yemetmesinler deyip de. Hopsuzluk işgarlarından çekinip de. Sonra oradan çekindim. O zaman Ata Çarif'i iyi verdi. Sonra Ata Çarif'i aydı. Prezident çağırıyor. Ne var lan yok. Oturuyan berde dedi. Ata Çarif yakın evin neslerinin bir yerde. O var. Sonra oran basaram dedi. Şu vakit benim yanlış düşünmesem. Sonra benim vardım. Barsam sonra oğlum oturan yerinden indir. Benim berden karadan şu stajın yanına bak durdum. Sonra o bana dedi de Muhammed şöyle. Ben Muhammed Zerif Nazar da benim adım. Muhammed gel bütün aydanların buldu. Gel vatana gel dedi de. Yani kararsız oldu Türkmen. O kararsız buldu. Bana bütün aydanın buldu. Bütün istiyonun buldu. Şöyle gönüden gönüme bana şöyle söz etti. Sessiz de vardır bizim arkayımızda. Sonra ben dedim Sapar Murat Ağa dedim ben de. Sapar Murat Ağa ben tüy yürekten kutluyorum sizi de bütün Türkmen halkında. Yöne Türkmenistan'a barar yani de koyan yoklar beni dedim de. Ondan anne geldi dedi çağırdı anne geldiğini pres sekreterdi. O metba sekreterdi. O metba sekreteri berik geldi dedi. Bunu gelir yani et dedi de. Sonra oğlum onu dedi sen gel ver benim özüm karışan sana dedi neme de. Şimdi Sapar Murat Niyaz sizi Türkmenistan'a çağırıptır. Vatana gel Muhammed deyiptir. Sonra siz Türkmenistan'a vardınız. Sapar Murat Niyaz filan interviu ettiniz. Bu interviu Sökhoştaşlık Azatlık Radyosu'nda da verildi. Şimdi şu arada gururum varsanız bu ne ahir oldu? Yoksan ondan sonra o gel diyenden sonra benim vardım da. O 30. Dekabr'dan 91. yılın Dekabr'ın sonlarından sonra yanvar ayının ortalarına çelde 3 hepdelerden Türkmenistan'da ben kaldım. Sonra Sapar Murat Niyazov'un yanı idaresine varanında sonra bana dediler 15 minut sana vakti var. Niyazov'la duşsan. Sonra bütün kamera, bu marans, bütün zatlara mı koymadılar içeri. Sonra içeri girdim. Sonra 15 minutluk bir yarım saat oldu. Öyle dedi yok çıkma 15 minutta otur dedi. Ben dedim ondan beni bu aparatları vermediler bunlar benim sesini alırım yani dedi de. Getir aparatlarını da dedi. Sonra gidip aparatları getirdik. Sonra söyledim mağarasından bir 15 minutla gülleşik ettik. Sonra sonunda bütün benim aydan dağıtlarımı olurum yazığa aldılar. Anne geldi de şolar yazığa aldılar. O yerde kop dağıtlar arşivde vardır. Sonra umuman dediler bizim sizin hizmettaşlığınızda mataç gelin. Azatlık radyosu verdi. Beni ruhsat verseniz biz gelmeli. Biz size düşmanınız da bir Türkmen. Siz bir Türkmen bizim İslam zatlarımız buldu. Bize arzumuz şu. Yani biz dine kararsız bolasımız geliyor. İslam zatımız aydasımız geliyor. Buluyor onda gel ruhsat verirseniz gelin deyiz. Son şöylelikte. Doğru. Şimdi siz şimdi şu tarihe girdi. Şu resmi dokümünde kol çekiliptir azatlığın bürosunun açılmağı vardı Aşkabat'ta. Bu büro ne için açılmadı? O şunun dürlü sebepler var. Birinci sebepten bu Sapar Murat Niyazov'un özü razı bildirin orada iş alıp barmağımıza. Yönü şu kaptalında ol bu yönü maslakatçılar köp de bilir dediler de eğer şu televizyon radyonun yerinde binasında eğer büro açsanız biz size yer veriyoruz deyip. Onu da belde başlıklardan bilir sonra da gayet o sizleri orada bulsanız sizleri kontrol etse hissat ettirmez. Onun için o bulmuyor deyip şöyle bu kaldı. Hova, dürs maglumat beriyen Türkmen jurnalistlerinin işi hiç vaxt yengil olmadı. Sovet propagandası adatlığın jurnalistlerini dönüklür, hainler hükmünde nealetlen olsa Türkmen rejimi oları bir kanun tutsak etme, korkutmak, maşkala ağdalarına öküm salmak usulları olen temetmeye çalıştayım. Gödel bir doğrudanın şeyle varlı. Türkmen jurnalistlerinin geçen yolları, yanılmaları var arada yazılmalı. Aydılmalı dağıtlara kadar hiç kimin ellerimi yer. Adatlığın Aşkabat'ta kavarçası Şahir, Sapar Murat, Ögözverdi, Doğamlı, Yanımalar ve Korkutmalar derarlı dasarı yurda göçmeye mesur olup Washington'a aradan çıktı. Türkmen rejimi Türkmenistan'ın halk yazıcısı Rahim Esenov tanımal kinoçı Hal Murat Kılıçdurdu yali yaşlı jurnalistleri hem tutsak etti. Aman gelin Şapudakov, Sadık Durdumradov yali rayet aktivistlerin olsa azatlıkta pikirini aydın için zor bilen ruhi hastahana yerleştirdi. Üç şağanın enesi olsa Parmuradova radyo bilen hizmettaşlığa başlanından ken vaxt geçmeyen ka tutsak edilip türmede yoğuldu. Tanimal publicist Halipa, jurnalist Aman Murat Bogayev iş vaxtında cikmecikleri belli olmadık pacığa da vefat oldu. Hava, güzel.
adatlık dine bir yönöküy halkın değil. Yokor dereceli emirlerlerin, hukupsuzluk işgarlarının hem yeketek alternatif havar çeşmesi oldu. Odalki diplomat Nur Muhammed Hanan'ın tasdiklamağına göre Türkmen resmileri yokor ve dipeli adamlar hem adatlığı dinleyip onun ipleşikleri var da öğlere fikir alışıptırlar. Belki yaşıl siyasetçinin öz veren gürlüğünü bilelikte dinleriz. Olur. Nur Muhammed Ağa, siz Azatlık Radyosu'nu kaçan ve ne için dinleyip başladınız? Azatlık Radyosu'nu ben Sovet Devri'ni dinleyip başladım. Ne için isen ne Sovet Sayıdı'nın, Sol Sayıdı'nın sonu Türkmenistan'ın metbuatı bir direktli hakikat haberi veren oktu. Şun için umutlen yankı azatlığın üstünden bir dinler dünyada olayan azatları hem başka taş doğruyumuzdaki olayan azatlar haberler var adı var informasyon azatlığın üstünden alıp oluyordu. Yönü Sovet Sayıdı'nda da gizli dinleniyordu bu azatlar. Ne için neyden o doğurdu biz hepimiz bir, birinci dene yukarı işte iş yapıyorduk ikinci dene bu partiyen esip olup veren doğrumuz şun için öz sağlığımızdan gizlerek başka bir caya geçip dinleyerdik. Ne için neysen ne mi çağırılır çağı buluyordu. Onların birden geçtip taşırdı onunla bununla ayın ha şu oryalı haber var, şu oryalı haber eşitik kalkım dinleyerek deyip şu oryalı kurumlarım yayılmasın deyip gizli dinleyerdi. Yöne son Sayıs Dargan'dan sonra Türkmenistan azatlığa karşı hareket edip uğrağından sonra yöne edip Sayıs Dargan'a kıyalı gizli değerli olan yöne dinleniyordu. Dinleyerdik. Özüm yankı öz din duşlarımız ile kâmi hala bile kâmi hala yöne dinleyemizden sonra bir bir haberlaşıp yankı birbirimize haber veriyorduk. Yani haşır oryalı ne mi haber aldık, şu oryalı vaka bağırırken zat deyip bir sökütte şu oluyorduk. Şun için azatlık hakikaten köp zazımıza gelecekte de son peyzalı oldu. Nur Muhammed Ağa, siz beylikki resmilerle, siz ilçe olup işlen doğrunuzda da azatlığı dinleyenliğinizi aydıyardınız, gurrun veriyordunuz. Beylikki resmilerle fikir alsanız da esası nehil netice çıkarıyordunuz? Azatlığın veriyen gepleşiklerinin nehil havarlarının nehil netice çıkarıyordunuz? Olur doğrudanım bir hakikati yoyar deyip fikir ediyordunuz mi? Çişiriyar deyip fikir ediyordunuz mi? Ya da doğrudanım var olan mağlumatları den ağramlı halka yetirmeye çalışıyor deyip fikir ediyordunuz mi? Hakikaten biz dinleyemizi şul ananıp, şu havarları ananıp hakikat havar deyip kabul ettiyorduk. Şu sökötteşler bilenim havarlaşımızda edil şu fikir alışıp halkı bir hakikati yetirir, yetir yer ağaca deyip beğeniyorduk doğrusunu aitsak. Yankaydık geçişmeyali Türkmenistan'ın öz metbuatından olur yal havar alıp olunu yoktu. Şun için şunki günlere mal görsek daş tevrağımızdaki bolyan zatlar var adı Türkmenistan'a kendi haber verilen o. Şun için dünya azatlığın üstünden o haberler şu doğurdu da şu mahalım dünya azatlığın üstünden haber alıp oluyordu. Gödür azatlık dünya yurt içindeki adamlar çünler. Eğitim dışarı yurtlara çıkan zekmet migrantları çünkü yeketek, karası, haber çeşmesi oldu. Elbette Türkmenlerine. Siz bu arada Türkiye'de yaşayan aktivist denen Dursultan Tağanova ile söhbette sorulunuz. Zekmet migrasyasından adam hukuklarını, aktivizme gelen gelinin tecrübeleri dini onun ödünün değil. Eğitim Türkmen halkının hem tecrübeleri oldu. Bunu Dursultan'ın özünden dinlesek kaskı olur. Dursultan, siz aktivist hükmündeyseniz, Azatlık Radyosu'nun sizin durmuşunuzda ya düşüncenizde ne ekili de bir oranı buldu mu? Bulan olsa ne ekili tesir getirdim? Salam. İlki bilen sizin 70 yılınızı kutlayan için yürekten inşallah
işimize üstünlük arzu eden Azatlık Radyosu hakkında aydanımda ikinci gezek Türkmenistan'da baktım. 13-14 yaşlarımda eşitliktim. Ki vaxtı komşularımız Azatlık'ta verilen havarlar barada aydık veriyordu. Dinleyenlikleri barada aydık veriyordu. Böyle özüm köp tezikanmayadım. Türkiye'ye geldim. Aradan 9-10 yıl geçenden sonra Türkmenistan'da adam hukuklarının bozulanlığı barada aktivine aydık görüşmeye başlandığımdan sonra deportasyonlu lagere düştüm ve o yerden çıkandan sonra Azatlık Radyosu'nun işgalleri benimle havarlaşıp bir nece sohbetleştik ettiler, kino düşürdüler ve şundan sonra köp kızıklanıp başladım Azatlık Radyosu hakkında tanışıp başladım. Radyonun web sayfasına seyreden de demokratik kımatlıkları yani söz, hareket azatlığı, demonstrasya ve yığınak azatlığı barada adam hukuklarını öne sürmeklik süreyendiğine aydıyar. Bu katı bu yöne benim belirleyip geçecek zadım kâbir bölümlerde Rus, Kazak, Tatar ve belki neşirlerin web sayfalarına giren ve o yerlerde disidentler, yankı, siyasetçiler, aktivistler, adam hukukları aktivistleri bilen hayratın programlar organizavat ederler ve sohbetleştik geçirirler, fikir alışmalar, saylarlar, derinebilir ve şuna benzeşler. Azatlıkta, Azatlığın Türkmen bölümünde de şu gepleşikleri var ve bu gepleşiklerin yeterli derecede deldiğini görüyen de, ben öz fikrim bu. Türkiye'deki köp Türkmenler bilen yine biz TikTok'larda alıp varyan gepleşiklerimizde köplençem şu Azatlık Radyosu'nun veren havarları barada adamlar öz fikirlerini aydıyalar ve onların belirleyip geçen zatları Türkmenistan'daki bulup geçen mesela Türkmenistan'ın baylıkları diyelim, dine bir maşkala için kullanılıyor ya da yeğenlerin eden etlilikleri, iktisadiyetin ne için bu derece gelenliği, adam hukukların ne için bu derecede bozulandığı ve şu meseleler bilen nakili göreş boyandığı barada gepleşikler koysanız has amaklı bolar, cemiyetimizi ösmek için has yeterli bolar diye fikir edeyen. Sizin Azatlık Radyosu'ndan edil sizin şahsi tamamınız ne mi? Şahsi tamam video görünüşünde Aydışım Yağlı adam hukukları, aktivistleri, siyasetçiler, spesyalistler, iktisadiyetçiler bilen video görünüşünde gepleşikler alıp varmağınız ve düşündürüş işler geçirmeyiniz. Sebebi adamlar şu zatlar bilen hazır köp kızıklanıp başladılar ve köp soraklara internetten cevap gözleyerler, sosyal medyadan gözleyerler. Şunun için fas pedalı bular mı diye fikir edin. Yeni bir sualım var. Dursultan, sizin fikrinizce Azatlık Radyosu'nun başka haber seri işlerinde ne ahili tapaudu var, ne ahili ayrıtınlığı var, ne ahili mümkünçülük var diye fikir edersiniz. Ben sizden işimize format koyan, Türkmenistan'dan malumat almağın, ne ahili kıyınlığını bilen, Anırdakı işgərlərimizin izarlanıb Kinyada da sizə məlumat çıxaryanlığını bilən başqa yurtlara seyredən də tapaq duşu başqa yurtlara yurtlar Türkmenistan yalı yapıq repressiv dəl ansa dəldiyini bilən yönə Aydışım yalı başqa neşirlər yalı azadlığın başqa bölümlər yalı yankı spesyalistlerin, yankı aktivistlerin bilen köprek nemi alıp parmağınız, göpleşik alıp parmağınız, düşündürüş işleri geçirmeyiniz deyip fikir edin. Gödül, ben şu gün şu göpleşi tayyarlayıp yorkak, Praga'da yaşayan Türkmen yazısı ve siyinci Hudayverdi Halil ile hem sökvetle sorulum. O, Azatlık Radyosu'nun hakiki halk radyosu bulunduğuna ediyor. Оң ялы болса Худайберді ағаны хем білелікті діңіләріз. Худайберді ағы Худайберді қарлы Азатлық радиосының видео сөхөттөшілігіні қош келдіңіз. Сау болым. Худайберді ағы мәлім болшы ялы Азатлық радиосы 70 жасады. Сіз Азатлығын одар Ашхабадтағы хабаршыларының бірі олыңыз. Сонғыра
Praga'ya gelip azatlıkta işlediniz, inni olsa azatlıkta sen çok münne çıkış ediyorsunuz. Siz azatlığın işini kovulayan jurnalist yok münne, halife jurnalist yok münne, 50 yıl veri Türkmen metodunda çıkış ediyorsunuz. Azatlığın öz önünü koyan vazifelerine ne akili kötü geliyenli vardı, öz fikrinizi aysanız. Yani yüz görmezden tanıydı fikirleriniz hem aysanız biz için peydalı olurdu. Bulur, oğul bilin şu Azatlık Radyosu öz önünü koyan maksadı vardı aydılarına, öz maksadını öde geliye, o dünya haberlerini millete getirmek, dünyada bol geçen vakalar var arada bir açık günümül malumat vermek, şu feriştelerini amalaşırıya özüm bir Türkmen halkının gözü hem kulağı oldu. Siyavi o Türkmen halkının görmeyen zatını gör közü. O Türkmen halkının eşitmeyen zatlarını eşittirdi. Özüm radyonun şeyle bir ulu mümkünçülüğü var. Radyonun mümkünçülüğünün çöllük edip yorun çöpünüm, işçi de dayhanım, kullukçu da ehli katlıktaki adımlar peydalanıp bilirler. Sebebi radyoda şeyle ulu mümkünçülük var. O barıp, ben eğer yanlışmadım, şu 60. yıllarda ben şeyle radyonun bağırdığını eşittim. Yani o devirlerde radyonu tutmak katı kıyındı. Priyomluk diyediler. Şu ayratın radyo gerekti, ayratın tolkunun tutup bileyen radyo gerekti. Şunun için elbette ben sonki dövürde eşitip başladım. Adatlık halkı eğer ulu kümük etti. Köp zatları aydıp verdi. Şunla birlikte Türkmenistan'ına bol geçeyen, yönü bizim bilmeyen zatlarımızı da aydı. Mesela Moskva'da 20. Olimpiya oyunları geçti. Tomsk'u Olimpiya oyunları. Şu oyunlara Türkmenistan'ın katlaşan adam olmadı. Yani Türkmenlerden katlaşan şu beyazlaşıkta, Olimpiya beyazlaşığına güç sığınanışan adam olmadı. Şunu Adatlık Radyosu bize aydıp verdi. Şundan sonra Türkmenistan'a Beden Terbiye İnstitutu açıldı. Yani onun Türkmenistan öz karışsızlığını alıyansa şu institutun cahı bir ayrıtın bir okucayı, oku korpusu olmadı. Böyleklüğün görünüşte oku geçtiler. Yine şeyle ulu eğer hizmeti Adatlık Radyosu amalı aşırdı. O hederki gününe de öz borcunu o yerine yetiriyor. Bu da Erdoğan'ın Adatlık Radyosu'nun önkü işgarlarını hem biliyorsunuz, sonkü işgarlarını hem biliyorsunuz. Onların bir topar bilen bili işleştiniz. Radyanın tarihi bilen bağlılıkta bir iş etmek, kitap yazmak hıyarınız var mı? Sebebi Adatlık Radyosu'nun işini kim bilir gözünü getirip bilen yok. Onlar bir yerde bir ansat iş var yani fikir ediyorlar. O neden yoklar, bu neden yoklar deyip kâti adalatsız tanıkıydı bellikleri hem aydıyorlar. Sonra birlikte elbette adalatlı tanıkıydı bellikleri hem var. Adatlığın iyisi vardı, adatlıkta işleyen adamların ıhlası vardı ya da kimçilikleri vardı. İş yazmak hıyalınız var mı sizin gelecekte? Şeyle hıyalım var, bir hıyalım benimle öngörekten vardı. Sebebi ilk bilen ben şu teklifi aman verdim Radyo'ya aittim. Radyo'nun bayrı işgari. Şu Adatlık Radyosu'nun şu görünüşte kurulmağını aman ağanın eğirt ulu hizmeti var. Sebebi önkü plan boyunca umumi bir Rus redaksiyası bulup şunun düzümünü belki milli redaksiyalar bulmalı iken. Şu meseleyeni aman ağa önde koyup dururken radyonun şu görünüşte düzülmeğini, yani her bir milli redaksiyanın ayrıtın bölümünün bulmalığını öne sürüptür. Aman ağanın şeyle ulu hizmeti var. Şunla birlikte radyonun ilk başlayan yıllarını her Merkez Asya'nın her yurdunun bir adam katlaşıptır. Bir Kazak, bir Kırgız, bir Özbek, bir Türkmen. Alp barcı. Türkmenlerden elbette Murat Teç Murat Ağa. Şol beyleki yaşlılar öz hatıralarını, yatlamalarını yazdılar. Mesela Kırgız'ın şol devirdeki alp barcısı, redaktörü öz yatlamalarını yazdı. Şunla birlikte hazır Kırgızistan'ı
söz azatlığı barada şul adamın adına, şul jurnalistin, bayrı jurnalistin adına bayrak var, hemen diplom var. Kazaklarda da şeyle, o öz hatıralarını yazdı, o iki gedek çap bulup çıktı, şul hatıralar, ama kıynansa Türkmen dilinde şeyle hatıralar yok diyerlik, dine Murat Teç Murat Ağa öz hatırasını yazdı, Aman Ağa yazıp yetişmedi. Ben Aman Ağa'dan şunu hayiş ettim. Ben diyecek olayanım, şul adamların hizmeti dur. Şul benim gözümün önüne dur. Ben ona şayet oldum. Şunu yazmak ben borcum. Bir Allah yol verse, elim boşasa, ben onu yazarım kam diyen. Sebebi, ben elimde bir neçe gol yazmalar var. Şul adamların yazan hatları var. Hem şuların aydın fikir karayışları var. Bir katı mühim mesele. Maglumat üçin aydılsa Azatlık Radyosu Türkmenistan'da ve beylikli yurtlarda yaşayan Türkmenler üçin onların ene dilinde gepleşik beriyen, haber çav ediyen yeketek neşir olmağında galiyar. Ama Türkmen hükümeti bu radyonun haberlerini il yüzünde ne tasdikleyer, ne deret ediyer? Yani güzel faktlar radyonun haberlerinin gepleşiklerinin Türkmenistan'daki türme şartlarının kovulanmağını, eskir şartlarının önküsünden has oğlanırılmağına belli bir derecede tesir edeni mengdeye. Yakınlı olsa, ayal kızlara karşı başlanan tezi kampanyanın toğıtadırmağı, radyanın veren gepleşikleri, haberleri bilen bağlı olu deyip sinçiler aydıyarlar. Yatlatsa kazatlığın haberlerinin son Aşgabat'taki hükümet tezi bilim ova özgürtmelerini ilan etti. Yatırılan pensiyaları, çağılara, enelere berilen kömek pullarını dikaltti. Avadan partlamalarını boyun aldı. Yakında olsa Türkiye'de olan yer ıranmasında Türkmenistanların hem pida olanlığını tasdikladı. Kurulayan cahilerin hili varadaki aladaları ikrar etti. Gepleyer Azatlık Radyosu. Ömrünün 32 yılını Azatlık'a bağışlan. 2000'den uğrak makale yazan Halife jurnalist Murat Teç Murat'ın sözleriyle ayrılsa Azatlık'ın işi tamam olmadı. Sebebi önküse vetkin işliğine dören tezi yurtların fikir dürürlüğünü ve azat bağlar iktisadiyetini kurmak ve ripesi yerine yetirilmeyen ağırlı. Gödül, sonun ölen Azatlık Radyosu'nun 70 yıllığına bağışlanan video sökvettöşlüğümüzün sonuna geldik. Dinleyicilerimize Azatlık'ın işgarlarını, Azatlık gülen işleşen jurnalistlere, onların maşgarlarını yeni örgedek güldünüsün veliye, Azatlık'ın 70 yaşı hemmemiz için kutlu olsun. Yoşan yeni örgedek belletim geliye, Azatlık Radyosu 70 yıllap Türkmen halkının hizmetinde oldu ve şu gün kugunam hizmet ediyay. Azatlık'ın tolkunlarından ayrılmayan hormatlı dinleyiciler.